Merhaba, Sophos XG Firewall eğitimimize 10. dersimizde devam ediyoruz. Bu dersimizde temel ağ yapılandırması ile ilgili bilgi vereceğiz. Sophos XG Firewall cihazımızda konfigürasyonun altında Network tabına giriyoruz. Burada mevcut interfaceleri görebiliyoruz. Biz 3 tane fiziksel interfaceimiz olduğu burada gözüküyor. Bunun haricinde biz Add interface de yeni interface'ler de oluşturabiliriz. Bunlar köprü interface'i, yani bir iki tane bağlantı arasında koyarak geçişini direkt sağlattırabiliriz. Alias dediğimiz ise bir isim vererek ve bir arayüze ek bir IP adresi vererek bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Add VLAN'da ise yeni VLAN'lar oluşturabilir. Bir portun arkasından birden çok planın gelmesini sağlayabiliriz. Adlock dediğimizde ise iki cihaz arasındaki yedeklilik ve hız artışı sağlayan bir bağlantı kurabiliriz. Add Red dediğimizde ise bizim Red cihazımızı eklememiz için bir interface oluşturmamıza olanak sağlar. Şimdi burada bir tane VLAN oluşturarak bir örnek yapalım. Add VLAN'a geliyoruz. VLAN'ımız bizim birinci portumuzun arkasında olacak. Son olarak LAN olacak. VLAN ID'miz mesela 10 olsun. IP adresi olarak da 10.10.10.1/24 şeklinde verelim. Ve save diyelim. Bu şekilde interface'in altında yeni köprüler, aliaslar, VLAN'lar, LAG ve RED cihazları ekleyebilirsiniz. Buraya eklediğiniz yeni bağlantı ise bu şekilde aşağıda port 1'in 10. VLAN olarak gözükecek ve sizin bağlantılarınızı yapmanıza olanak sağlayacak. Bu konudan sonra OneLink Manager seçeneğine gelelim. OneLink Manager'da ise sizin One bağlantılarınızı görebileceğiniz bir alandır. Burada birden fazla One cihazınız varsa OneLink Manager birden fazla One bağlantınızı dengeleyip kullanabilir. Burada bizim şu an bir tane WAN bağlantımız var. İkinci bir WAN bağlantımız olsaydı o da altında gözükecek diye ve bunu biz kuralımızda ikisini ortak OneLink Manager sayesinde ortak olarak kullanabilecektik ve gerektiğinde ayarlarını yapabilecektik. Şimdi mesela bir tek WAN bağlantımız var. Buna edit dediğimizde gördüğünüz gibi gateway bilgileri geliyor. Burada aktif mi backup mı olacağı geliyor. Ağırlık değeri geliyor. NAT policy'sinde hangisini uygulayacağı geliyor. Bunun altına da yine burada gelip failover rules'la siz isterseniz yeni bir kural yazıp işte mesela şu IP'ye gidemediğinde ikinci bağlantısından gitsin demeniz mümkün. DNS kısmında ise cihazımızın DNS ayarlarını yapabiliriz. Burada bizim DNS'imiz DHCP'den, yani WAN bacağımız DHCP'den geldiği için DHCP üzerinden DNS'i çekmesini ne bıraktık. Aynı şekilde burada IP versiyonu 6'yı da ayarlayabilirsiniz. DNS query konfigürasyonlarını ayarlayabilirsiniz ya da burada test name lookup'ta mesela ihancicek.com.tr'ye gidip gidemediğini görmeniz mümkün. Evet, gördüğünüz gibi DNS lookup'la bizim server sunucumuzun ihancicek.com.tr adresinin server'ını çözümlediğini görmüş olduk. DNS tabında yine alt tarafta DNS host enter'ı girebilir. Bir kendiniz IP bir host girebilirsiniz. DNS'te bilgilerini verebilirsiniz ya da DNS recuse root olarak bir root verebilirsiniz. Bu da ne işe yarayabilir? Mesela ilhan.lokal etki alanını işte abc.lokal etki alanına yönlendirmek için bir root girebilirsiniz. DHCP ayarlarımızda burada DHCP ayarlarımızda portların altına tanımlayabiliriz. Bizim şu an default'ta 172.16.16 DHCP adresimiz var. Mesela yeni oluşturduğumuz VLAN için
bir DICP oluşturalım. VLAN 10 diyelim. VLAN 10'u seçelim. IP adresimiz 10.10.10.10'dan başlasın. 10.10.10.20'de bitsin. Evet, DICP yanında start IP ve end IP girdik. İsterseniz statik IP MAC eşleşmesi yapabilirsiniz. Burada bir host name verip MAC adresi verip IP adresi olarak da yukarıdakilerin içinde olmayan bir IP adresi yazarak ayarlama yapabilirsiniz. Gateway olarak biz default gateway'imiz 10.10.1'i gösterdik. DNS'i isterseniz değiştirebilirsiniz ya da cihaz DNS'ini kullanabilirsiniz. Buna save diyelim. Böylelikle DICP ayarımızı da yapmış olduk. VLAN 10 üzerinden eğer gelen olursa şu anda bu IP'lerden birini alacak. Mevcuttaki IP'lerden de IP alan kullanıcıları burada görmemiz mümkün. Evet, bu kısımda bu kadar. Eğer Cellular One dediğimiz 4G bağlantıları için IP tüneller burada yapılabilir. Dinamik DNS'ler yapılabilir. ARP tablosu ile ilgili ayarlar burada yapılabilir.